6 yıl süren Suriye Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri ilk kez Suriye'yi hedef aldı. İdlib'de Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına ABD sert yanıt verdi ve ilk kez Suriye'deki askeri bir üssü Kızılderili Baltası anlamına gelen Tomahawk füzeleriyle vurdu. Amerika'nın bu müdahalesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yerinde buluyoruz açıklaması geldi. Esasen Suriye rejiminin işlediği bu savaş ve insanlık suçundan dolayı daha önce de hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim insanları sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları açlığa terk etmek suretiyle birçok yöntemle insanları öldürdü. 1 milyona yakın insanı öldürdü. Dolayısıyla bunun hesabını da vermesi gerekiyor. Bundan sonra aynı suçların tekrar etmemeleri için bunlar hem hukuk önünde hesap vermeli hem de ellerindeki bu tür imkanlar da yok edilmeli. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz. ABD'nin hamlesine bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Ve dünyanın bir ortak gündemi oluştu. Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Ve bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. Özellikle Birleşmiş Milletler'in bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in iç beldesine dün öğlen saatlerinde bir hava saldırısı daha düzenlendi ve 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırıyı Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar gerçekleştirdi.